Edebiyat Söyleşilerinde konuğumuz Doçan Doktor Ahmet Koçak. Hocam hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Hoş bulduk. Hocam siz 19. yüzyıl Türk romanında Avrupa imgesi, Avrupa idraki, Avrupa'nın nasıl temsil edildiğini çalıştınız. Öncesinde Filibeli Ahmet Hilmi üzerine çalıştınız. Hala çalışmaya devam ediyorsunuz. Bu konular etrafında konuşacağız. Ama ben şeyden başlamak isterim. Bu 19. yüzyıl Türk romanındaki Avrupa imgesi, ben şimdi sizin e, o çalışmayı okurken hep şunu fark ettim. E, e, bu konular aynı, bugün de konuştuğumuz konular. Bu tepkiler bugününki tepkilerin çok benzeri. E, meseleler çok bugünkü meselelermiş. Yani biz 150 yıl önce yazılmış romanlara baktığımız zaman, 150 yıl boyunca, bu meselenin bizim böyle hiç değişmeyen temel bir meselemizmiş gibi olduğunu falan fark ediyoruz. Ee, evvela şunu sormak isterim. Ee, bu sizce e, Türk edebiyatındaki Avrupa imgesi, Avrupa'nın kavranışı meselesi bu süre içinde 19. yüzyıldan bugüne kadar değişti mi? Yoksa e, aşağı yukarı benzer tonda hani? Gazetelerde, sosyal medyada, insanlar arasında benzer tonda olduğunu görüyoruz ama <laughs> edebiyattaki temsili de mi böyle? Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Evet. Bu hissiyatıma evet. katılır mısınız yani? Ee, teşekkür ediyorum. Ee, evet, yani son 200 yılda Osmanlı modernleşmesi ya da Türk modernleşmesine baktığımız zaman bu modernleşme çizgisinin e, ağırlıklı olarak yönünün hep batıda olduğu bir gerçek. Şimdi Avrupa Osmanlı'nın e, diyaloğu mukayesesi İstanbul'un fethiyle başlıyor ama bu e, edebiyat çizgisindeki e, ortaya çıkışı 18. yüzyılların sonlarına doğru yani Osmanlı'daki reform hareketleriyle e, ya da bir öncesinde Fransa'daki aydınlanma hareketleriyle beraber e, ortaya çıkıyor. E, sonra Avrupa'da roman yaygınlaşınca roman neticede sosyal hayatta problemini çözmüş insanların e, ortaya çıkardığı bir üründür. Evet, roman sokağa tutulan bir aynadır meşhur bir e, metofo, e, cümleyle, standartın cümlesiyle. Ancak e, bu sokağa tutulan ayna e, Avrupa'da bizden daha erken bir yüzyılda ortaya çıkıyor. Şimdi 19. yüzyıla geldiğimiz zaman, tanzimattan sonra bizim edebiyatçılarımızda Avrupa'da ortaya çıkan e, bu türü bizde örnekler ortaya çıkmaya başlıyor. Şimdi bu örneklerden ilki Ahmet Mithat Efendi'nin Felatun Bey ile Rakım Efendi. Romanın içerisinde diyor ki Üsküdar tarafında oturan romanın kahramanına Avrupa diyor bizim yanı başımızda içimizde o kahramanı Üsküdar'dan Beyoğlu tarafına taşıyor. Niye Beyoğlu'na taşıyor? Genel anlamda bizim Avrupa coğrafyası dediğimiz şey fiziki olarak aslında Balkanların bitişinden itibaren başlayan bir evet, evet, Ama burada bahsedilen şey aslında fiziki bir Avrupa şeyinden ziyade kültürel medeniyet bakımından terakki etmiş, gelişmişmiş Avrupa'yı kastediyor. Orayı örnek alarak ortaya çıkmış bir kültür olarak da Beyoğlu ve çevresi. İşte ilk roman örneği olarak 1876'dır o romanın e, basılışı. Orada diyor ki işte kahramanla Avrupa'dan bir numune olan bir semte taş taşıyor. Yani doğudan batıya taşınmış gibi. Doğudan batıya Osmanlı'dan taşınmış. Osmanlı'dan Avrupa'ya Paris'e taşınmış gibi hissediyor yani. Hissediyor çünkü orası kendi ifadesiyle ya da genel anlamıyla 19. yüzyılda baktığımızda Avrupa'nın küçük bir numunesi örneği olarak bakıyor. Hatta konu oradan açılmışken devam edelim. Ahmet Mithat Efendi'nin Avrupa'da bir Türk romanı var. Kahramanlar Ahmet Mithat Efendi Avrupa'yı görmeden önce kahramanlarına Avrupa'yı gezdiriyor. Kendisi görmemiş mi daha? Kendisi henüz görmemiş. Büyük cesaret hocam nasıl yazmış? <laughs> Ahmet Mithat Efendi'de bu çok sık var. Ee, şöyle Ahmet Mithat Efendi antiklopedist bir adam. Haritalarla çalışıyor romanlarını yazarken. Evet. Hatta Fransa'da daha sonra gittiğinde karşılaştığında Ahmet Mithat Efendi diyor ki böyle bir adam var ya Fransa'yı bizden güzel anlatmış falan Ahmet Mithat Efendi daha önce orayı görmeden yazdığını söylerken mahşup oluyor. Yani ben görmeden yazdım buraya ee, burayı diyor. O yüzden Avrupa medeniyeti ya da Avrupa kültürü medeniyetten ziyade kültürünü alalım. 19. yüzyılda Türk aydınının Türk aydınının öncelediği, ele aldığı, öykündüğü bir yer. Bu bugün de böyle mi? bugün 19. yüzyıldaki kadar büyük bir şey yoktur ama yine bu, yani Avrupa'yı örnek alma hem genç nesilde hem orta nesilde hala çünkü Avrupa'nın örnek alınacak modeli sosyal hayata, insanın hayatını kolaylaştıran şeylere dönük bir şey. Dolayısıyla insan için her zaman o cazip. Yani e, e, sosyal hayat dediğimiz yani gece hayatı ya da gündüzdeki insanların e, işte parklarda eğlenmesi onu bunu kastetmiyorum yani ulaşım imkanları, hastane imkanları, e, Eğitim, de, eğitimin sanat, kalitesi, kültür Bunlar sanat, bunları yani tiyatrolar, operalar henüz bizde bunların sayısı yani 19. yüzyılın e, bu romanların orta açıklığı dönem yok. Dolayısıyla çok sayıda Avrupa'ya gidenimiz de yok. doğru o günün şartlarında çok ama bu giden insanlar hep oraya görüyor. Bugün belki sorduğunuz sorunun son kısmı olarak e, azalma sebebi, eğer bugün de bir Av Avrupa'ya öykünme ya da Avrupa'yı iyi görme şeyi varsa bunun altında bugün gören sayısının çok fazla olması. O gün, o yüzyılda günde bir tane, haftada iki tane geçen bir gemi var. Hatta bir örnek olsun diye söyleyeyim. Gemi nereden kalkıyor? İstanbul'dan? E, bu gemi genelde Odesa'dan kalkıyor. Odesa'dan kömür taşıyan İngiliz firmaları. Hatta bir örnek olsun diye söyleyeyim. 1889'da Ahmet Mithat Efendi, Stockholm'a Türkiye Şarkıyaççılar Kongresi'ne gidiyor. Lilgöt diye bir firmanın gemisiyle e, Trieste'ye e, şey, Marsilya'ya Marsilya'dan oraya gidiyor. Sonra e, 70 gün 70 küsür gün Avrupa'da kalıyor. Ondan 2 yıl sonra Avrupa'ya giden e, Servet Fünün dergisinin sahibi Ahmet İhsan gözde, daha sonra Tokgöz soyadını o da bir tesadüftür ki Ahmet Mithat Efendi'nin 2 yıl önce gittiği gemiyle gidiyor. Neden? Çünkü çalışan e, sefer sayısı Avrupa'ya gitme metodu belli. Ya Trieste'den İtalyan'ın Trieste'de Slovenya ile İtalya arasında küçük bir... Bugün de halen öyledir. Tırların, gemilerin olduğu yer. Ya da Marsilya'dan Avrupa'ya gidiyorsun. Güzergah belli. Yani uçak yok, hızlı tren yok falan. Yani karayol, <laughs> karayolu muhtemelen çok zahmetli ve çok düşünülen bir şey değil. Yani Balkanlara çıktıktan sonra muhtemelen yollar değil mi o dağlar henüz o şeyler ağlar kurulmuş ulaşım değil. ağı o şekilde olmayabilir. O yüzden gemi yolculuğuna sık atıf var o romanlarda. Aynı. Gemiyle bu, Peki bu gemiler yük gemisi mi yoksa yolcu gemisi? mi? E, çok yük gemisi. Yani içinde e, ağırlıklı olarak maden, kömür madenler ne oluyor. Şey bu? var mı hocam şimdi merak ettim e, mesela bu gemide yolculuk yapan Ahmet Mithat gibi Ahmet İhsan mıydı? Evet, Ahmet, Ahmet İhsan, İhsan gibi. İsimler yolculukta kendilerine benzeyen ya da benzemeyen ee, doğulu ya da batılı, İstanbullu ya da Fransız yolcularla karşılaşıyorlar beraber. beraber. Mesela o, o diyaloglar var mıdır mesela o, o ortam anlatılır mı şeylerde? Yani ee, yolculuğun çünkü heyecanı ve keşif duygusunun başlangıcı var. Bu, bu tür şeylere rastlar mıyız romanlarda? Var var. Yani her iki romanda da var. Çünkü sık yapılan yani her iki yazarımızın da, her iki romancımızın, edebiyatçımızın ilk defa bindiği daha doğrusu ülke dışına ee, o günkü şeyle bir başka coğrafya, Avrupa coğrafyasına gidişleri var. Ee, Ahmet Mithat Efendi'nin de bu çok daha şeydir, ee, çok daha teferruatlıdır Yani buradan giderken evet Fransız, İngiliz yolcular da var. Yani e, turist olarak Türkiye'den belki yurt dışına giden sayısı çok yok ama Avrupa'dan gelenler var. İstanbul'a, e, Anadolu'yu gezmeye gelen insanlar bunların yolculuklarını da yapıyorum. Mesela Ahmet İhsan e, buradan giderken. Türk kökenli ama Fransa'da yaşayan birisiyle beraber gidiyor. Gidince o adam daha önce İstanbul'da yaşadığı için onun bir vasıtasıyla hemen ulaşacağı otele, hangi taksiye bineceği Marsilya'da, Lyon'da bunları o isimlerden öğreniyoruz. Belki bunların en şeylerinden birisi bir örnek olması açısından çarpıcı bir örnek. Ahmet İhsan'ın Avrupa'dan dönerken tren yolculuğu var. Onu anlatıyorum şimdi tren Almanya'dan bir yerden kalkıyor doğuya doğru geliyor. Şimdi Almanya'dan kalkan trenin içerisi o kompartımanlar tertemiz görevliler var. Tren doğuya doğru geldikçe kompartımanlara girilemeyecek hale geliyor. Yani insanlar bohçasını yemeğini açanlar ortalık birazcık daha pisleşmeye başlıyor filan. Yani doğuyla batı arasındaki farkı Ahmet Mithat Efendi'de de var. Ahmet İhsan'da da en çarpıcı örneklerden birisi. Yani o tren batıya doğru gitseydi tersen, <laughs> tersen olacaktı. Tabii bu bahsettiğimiz 19. yüzyıl muhtemelen bugün de e, şartlar öyle değil. Peki yani. tersi var mı hocam? Yani buraya gelen hani Ahmet Mithat, Ahmet İhsan e, Fransa'ya gidiyor, işte Avrupa'ya gidiyor, Londra'ya gidiyor falan orayı anlatıyorlar. Tersi var mı? Buraya gelip burayı anlatan e, işte Avrupalı yani hemen aklımıza gelen birkaç isim var da hani Pierre Loti gibi falan gözden kaçmış böyle bir hikaye var mı? Şöyle romanlarımızda 19. yani roman üzerinden ilk baştaki soruya şey yaparsak roman üzerinden Osmanlı'ya gelenler var. Yani roman kahramanı olarak var. bunlar sosyal hayatta karşılıkları da var. Özellikle 19. yüzyılın sonlarına doğru Osmanlı-Rus savaşından dolayı Polonya'dan Almanya'dan gelmiş mürebbiyeler var. Fransa'dan gelmiş mürebbiyeler var. Bunların mesela notları bir şey hatıraları var mı? Yani daha mesela. sonra seyahat nameleri de var. Var yani İstanbul'a gezip e, İtalyan Amiksin mesela İstanbul'la ilgili çok iyi bir seyahat namesi var. Boğaziçi'ni, Boğaziçi'nin sisini anlatan, e, tepelerini anlatan, camilerini, e, kulelerini anlatan ayrı seyahat nameler var. Ama romanlar üzerinden girer gidersek yani konu roman olduğu için, e, kurgu olduğu için söylüyorum. Romanlarda mürebbiyeler Fransızca hocaları var. Yani Araba Sevdası romanının kahramanı Kadıköy'de oturuyor. İşte varlıklı bir ailenin çocuğuna Türkçe öğretiyor. Daha sonra yine yüzyılın sonlarına doğru Hüseyin Rahmi'nin Mürebbiye romanında Fransız bir kadın geliyor. Burada bir konakta sonra yalıda kalıyor ailenin hem sadece çocuklarına değil ailenin tamamına eğitim veriyor. Avrupalı masada nasıl oturulur? Avrupalı bir kültür nasıl yaşanır? Bunların derslerini veriyor. Bu tür şeyler var. Yani e, neticede roman, henüz köy romanı dediğimiz Anadolu'yu anlatma meselesi çok yok o yüzden. Var tek tük ama e, bize e, özenle tanıtılacak belli yönleri de var. E, hedef olarak gösterilen yer Avrupalı. Dolayısıyla romanlarda çizilen atmosferlerin çoğu da oradadır. Çünkü Ahmet Mithat Efendi Avrupa'ya gidince ya da başka romancılarımız, edebiyatçılarımız... Şimdi burada lamba yok. Akşam olunca... Herhangi bir şeye dokunmadan yani bugün bizim için çok sıradan bir şey olan Elektrik, e, sokaklarda yok. elektrikler aydınlatma, e, yok. aydınlatma var. E, caddeler tertemiz, e, caddeler var, e, bulvarlar var. Oralarda at arabaları var. Biniyorsun ücretiyle beraber de şehri geziyorsun. Burada olmayan ya, şeyler. Burada olmayan tiyatrolar var. E, yani bu tiyatrolar dolu dolu gerçek. 19. yüzyılın sonuna doğru İstanbul'a gelip Beyoğlu'nda da oynuyorlar. Yani Beyo İstanbul'da, İzmir'de e, Avrupalı tiyatrocular oynuyor ama numuneleri az. Yani henüz Anadolu'daki şehirlere yayılmış değil. Şimdi örnek olarak orayı alacaksın. Treni yani ulaşımı görüyor İsviçre'den, Almanya, Almanya'dan e, Stockholm'a gidişte. Ya da çarpıcı olan mezarlıklar Ahmet Bidat Efendi Avrupa'da bir cevelanda anlatıyor. Mezarlıklara diyor ki aman Allah'ım mahalle gibi yani mezarlıkta görevliye soruyorsun işte bilmem Voltaire'in mezarına gideceksin diyor ki şu caddede şu sokakta adres e, veriyor. Adres veriyor. Şimdi çok şükür bizim ülkemizde de yani mezarlıklar ölüler hep değer verilmiştir ama yani bu şekilde bir sistematiği e, yani e, Avrupa'daki olduğu gibi böyle sürekli görevlilerin olduğu, müstakil görevlilerin olduğu, işte ada paftası olan şimdi şu, e, Türkiye'de de böyle ama 19. yüzyıl için söylersek böyle hatta Hüseyin Rahmi'nin bir romanında bahsediyor yani biz e, doğu milletleri olarak belli bir kültürden gelmiş e, belli bir dini altyapısı olmuş millet olarak e, yaşayanlar kadar ünlülerimizde de hatta ölülerimize daha çok değer veren bir toplumuz ama Şimdi oralardaki mezarlıkları görünce burada yıkılmış mezar taşları, taşlar yerden düşmüş, görünce kırılmış, evet. bunları mukayese ediyor yani diyor ki hani biz e, ahirete öbür tarafa daha çok değer veriyoruz böyleyiz dünya öbürleri e, bu dünyaya daha fazla değer veriyor ahirete az veriyor ama mezarlıkları bile bu kadar evet, evet. E, temiz gibi bahçeler çok ilgilerini çekmiş herhalde değil mi? ben sizin çalışmadan gördüğüm kadarıyla e, yani Mesela e, Lüksemburg bahçesi meşhur Paris'teki. onu anlata anlata bitiremiyor yazarlar. Ee, e, Ahmet Mithat falan da anlatıyor onu. Yani bu parklar yeni bir şey herhalde. Çok ilgilerini çekiyor. Düzenlemesi, peyzajı falan çok e, uzun uzun ballandıra ballandıra anlatıyorlar. Doğru. E, şöyle yani iki kültürü mukayese etme anlamında. Yani bizde ağaca, ağaç dikme. Kültürel anlamda, medeniyetimiz anlamda, inancımız anlamda çok değerli bir şey. Ancak Avrupa'da insan eliyle parklar, bahçeler, yani böyle gezilerek yapılan şeyler bizden 100 yıl önce, 150 yıl önce, bizde 19. yüzyılda ilk defa e, devlet eliyle, belediye eliyle e, yapılmış park ve bahçe, başındaki millet bugünkü Millet Parkı ya da e, Millet Bahçesi, Kısıkman'ın o girişindeki Aynen. yer, evet. ilk defa. Düzenli yani ağaçların ona göre dizayn edilen bir çeşmesi. Havuz konmuş havuzu bir şey var. konmuş çeşmesi, var. çeşmesi evet. de var. Bugün birazcık daha küçük ama ilk Araba Sevda romanının girişi orasıyla başlar. Yani belli bir at arabalarının dolaştığı bir yer. Şimdi Avrupa'ya gidip görenler veya o günün ansiklopedinde okuyanlar bu dediğimiz yerlerin içerisinde yani neredeyse suni göl olduğunu sonradan fark edeceğin kadar büyük göller var içerisinde. Ağaçlar var, yürüyüş şeyler var. Yani burayı Türkiye'de bir yere bugün mukayese Belgrad ormanları gibi içinde sarayların olduğu daha büyük yerleri düşünün. Evet, evet. Şimdi öyle olunca oraya ulaşım tabii tren imkanları da var. Ulaşımı da kolay ya da at arabasıyla gidiyorsun. Hatta içerisinde e, at arabasıyla dolaşıyorsun. Yani ben e, çoğu insanımız görmüştür. Yani bizde e, görme şey oldu. İşte Central Park gibi Amerika'da Manhattan'da var böyle bir şey içerisinde havuzların olduğu geniş Fırılıyor bir oldu. şehrin merkezinde büyük bir yer. şimdi bizim ülkemizde de buna benzer yeni yeni böyle çok geniş yerler var ama yüzyıl olarak 100 150 yıl önce şaşırıp kalıyorsun şehrin merkezinde çok kolay hemen işten döndükten sonra stresli bir ortamda yürüyüş yapabileceğin, rahat dinlenebileceğin, piknik yapabileceğin böyle darbe alan da değil geniş bir alan bunlar çarpıcı geliyor. Tabi buranın temizliği var, aydınlanması var. Bunlar henüz bizde olmamış şeyler. Şey, bizde doğal bir doğru. çevre var. Ya mesela bizdeki romanlarda belki onu da konuşuruz. Yani Çamlıca çok e, sık geçen bir yer. Çamlıca'da e, hikayeler e, başlar, hikayeler biter. Çamlıca'ya gidilir, Çamlıca'dan geçilir falan. Çamlıca tepesi o zamanlar e, baya bir e, bir bir tür ormana ormanla örtülü bir tepe e, İstanbul romanlarında <laughs> sık atıfta bulunan bir yer ben bir şey dikkatimi çekti e, şimdi yazarı hatırlayamadım ama sizin çalışmanızda vardı e, tamam e, Paris'in işte Champs Elysees'idir e, merkezdeki Luxemburg parkıdır e, işte müzelerin Dorsay'ın civarıdır falan Oralarda e, müreffeh, aydınlatılmış bulvarlar, kafelerin bulunduğu bir Paris e, var. Ama mesela biraz arka taraflara gidince roman kahramanı çok şaşırıyor. Yani biraz e, Taşra'ya doğru, taşla demeyelim. Banlıyor. Banlıyor diyelim. Tam ifadesi öyle. Ha, Banlıyor diyelim. Yani şehrin çeperine doğru gittikçe yollar bozulmaya başlıyor. Evlerde camlar yok. Diyor ki işte bir kilimi cam niyetine pencereyi işte kendini korumak için pencereye çivilemiş e, pislik var hatta e, yeme içme yerlerinde bile hani bakkal benzeri yerlerde bile e, karşılaştı pislikten de bahsediyor e, yani şunu demeye çalışıyorum tamam bir etkilenme var e, merkezle alakalı bir övme çabası var ama çepere doğru gittikçe gördüğü manzarayı da yazmaktan gocunmuyor. Yani e, bir objektiflik arayışı da var. Hangi yazar olduğunu siz hatırlarsınız. Hangi kahraman olduğunu ama bana ilginç geldi bu. Yani onu da görebilmesi ve onu da e, romanla dahil edebilmesi bana ilginç, objektif ve değerli geldi. Ee, yani gerçekten dikkatle e, fark etmişsiniz orayı. Dikkatli bir okuyucu olarak e, sağ olun. Şöyle e, yani e, anlatılanlar ya da biz genel gidilen bir yerin önce göze çarpan merkez yerlerine gidelik. İşte Viyana'da, e, birinci Viyana'nın olduğu yer, Berlin'de, Münih'te, Paris'te. Bir de şu var Ahmet Bey, 19. yüzyılda Avrupa deyince akla gelen yer Paris. Yani nasıl bugün Türkiye özelinde Anadolu'da insanlar ağırlıklı olarak İstanbul'a geliyorsa, genel anlamda Avrupa deyince Türkiye'den gidenlerin tamamı da Osmanlı'dan giden Paris'e Cezayir'den gelen, Fas'tan gelen, bilmem Orta Asya'dan gelen, Uzak Doğu'dan gelen Paris. Yani eğitim için gelen, kültür için gelen, sanat için gelenlerin tamamı Paris. Yani 19. yüzyıl tırnak içinde Paris demek. Bunun biraz önceki bahsettiğiniz noktayı fark edecek tek bir yazarımız 19. yüzyıl için söylesek yine Ahmet Mithat Efendi. Niye? Ahmet Mithat Efendi hayata 20'li yaşlardan sonra başlamış yetim olarak büyümüş ama ayakları hep bu coğrafyada olmuş bir isim. Yani e, hem e, o 39-40 gün kaldığı e, Şarkıcılar Kongresi'ne gittiğinde kaldığı süre zarfında Paris'i yakından tanıyor. Tek şeyi o mudur Avrupa yolculuğu? E, yani uzun süre kaldığı e, kaldığı yolculuğu odur. Evet. Bizim başka yazarlarımız da gidiyor. Yani çocuk yaşta Ahmet Halisya Uşaklıgil e, falan da Paris'e gidiyor. E, Ahmet Mithat Efendi Paris'in başka yerlerini de görüyor. Ama bu görmesi mühim. Yani başka yazarlarımızda o Paris'in banyolarını gören yok. Ee, Ahmet Mithat Efendi orada tanıştığı bir müsteşlik e, yani şarkıyaççı bilim Madame Löbede ve daha sonra Madame Günler adını alıyor. Bu Tataristan Rus o da kongreye geliyor. O kadın tabii Paris'i çok iyi biliyor. Ahmet Mithat Efendi'ye program çiziyor. Yani bir gün tiyatroya, bir gün işte o Lüksemburg gibi şey bir gün Louvre müzesine müze yani bir günde gezemiyor. Bir gün bir okula götürüyor. İşte yani o Paris'in arka sokaklarını gören şey Ahmet Mithat Efendi. Ahmet Mithat Efendi'nin bir ayağı da yerli olunca ya Avrupa dediğin mesela Ahmet Mithat Efendi Eyfel'i gördüğü zaman mukayesesi acaba Yeni Cami'nin minaresi mi uzun? Eyfel Kulesi mi? Uzun. Yani mukayeseci bir milletiz. Evet. De o biraz dengede tutuyor. Tamam Avrupa'nın hastane şartları, ziyaret şartları. E, mesela bir şeyinde bahsediyor. Yine bir romanında. Şimdi e, Halatır soruyor. Sonunda bir iki cümleyle selam kelem. Ya bizde olsa bu diyor. Bırak diyor köydeki Ahmet amca, Ayşe teyze, Fatma, e, Nine. Sarı öküzün durumu bile sorulurdu. E, halbuki Avrupa'da öyle değil. Daha şey hastaneye gidiyorsun. Müsait değilse orada bir tane defter var. Mesela dikkat çekilen bir şey o deftere not alıyorsun yani şifadilerini yapıyorsun. Bizde olsa diyor yani hasta ölecek halde olsa mutlaka son bir defa göreyim diye herkes içeri girer. Yani bu akrabalı gelişkinin hasta ziyaretinin iyi tarafları da var ama yani e, sağlığı düşündüğün açısından yani bu mesela dikkatini çekiyor. Yani Mukayese yapıyor bir yandan da hani bizde de e, orada olmayan bazı değerler var demek var, istiyor. Var tabii. Ha, bunu demek istiyor herhalde. Ha, yani bir eksi artı yaparsak Avrupa'nın özellikle göze çarpan teknolojik anlamda ulaşımdır, işte aydınlatmadır, binaların yüksekliğidir. Henüz bizde iki, üç katlı, 4 katlı binalar yeni yeni teşekkül ediyor. Yani bu romanların ortaya çıktığı dönem. Avrupa'da ise bahsettiğiniz gibi 5-6 katlı binalar var. Hatta biraz önce söylediğiniz gibi binaların en üst katında, ben bu romanlar sayesinde e, de bakmıyorum. Binaların en üst katında genellikle e, binaların görevli insanları, kapıcılar oturuyor. Yani üst kata çıkmak asansör yok ki zor olduğu için mesela ben bunlar okuduğum zaman halbuki Türkiye'de tam teslim birazcık daha görevli insanlar, binalarda görevliler alt katla otururlardı. E, Fransa'da bu var. Tabi e, yani binaların temizliğiyle ilgili böyle dışarıdan göründüğü kadar insanların binaların içerisinin temiz olmadığıyla ilgili de benzer şeyler var. Yani Avrupa birazcık da gösteriştir, hakikaten bunu da kabul etmek lazım. Evet. Yani sunma biçimi diyelim, yani olan bir şeyi biraz olduğundan daha yukarıda gösterme. Bir de hani o, o, o da var, bu da var. Yani bir e, herhangi bir ülke, herhangi bir şehrin e, bütün mahallelerinin, bütün insan e, işte e, kaynağının aynı düzeyde olması zaten beklenmez. beklenmez. Yani merkeziyle çeper her zaman arasında bir gerilim vardır zaten. Yani o var yani Osmanlı coğrafyası. Bunu görmek önemli oluyor. hocam. Yani ben Tabii. Hani, bu bir edebiyatçının e, bunu böyle hani ikisini birden gören bir bakışa sahip olması önemli. Bir de şey dikkatimi çekti. Ahmet Mithat'ın bir kahramanı Nasuh. Ee, Avrupa'da bir e, Türk de var. Avrupa'da bir <laughs> Nasuh. E, şimdi o mesela ilginç bir şey şeyden bahsediyor. Yani bu ahlaki bir çöküntü ve bunun sonucunda İntiharların artmasından bahsediyor. Yani çok, <laughs> 150 yıl sonra hala kurulan cümleler değil mi bunlar? Yani işte insanlar yalnız, çok bireyci, ahlaken falan sonunda da intiharlar artıyor. Çok tanıdık geliyor bana yani. 150 yıl geçmiş hala aynı şeyi söylüyoruz. Nasuh'la aynı cümleleri kuruyoruz. <laughs> Doğru hani bir söz vardır, gök kubbe altında söylenmemiş evet. şey yoktur gibi. Toplumların hayatları da böyle yani. Ee, ...toplum hayatının belli meseleleri var... ...bunları çözebilmiş değiliz dediğiniz gibi... ...yani... E, ...yaşam standartının artırılması, ...evet Avrupa'da... ...şehrin merkezlerinde gelir düzeyi yüksek... ...daha iyi şartlarda yaşayan insanlar var... ...çeperlerde ya da banyolarda daha düşük... ...benzeri burada da var yine... E, ...dilencilik meselesi... ...mesela Avrupa'da da var... ...yani e, bu coğrafyada da var... ...orada da var... ...orada birazcık daha dilencilik mesela... ...birazcık da enstrüman eşliğinde... Açıklan, daha rafine, daha, daha, böyle daha, işlenmiş. Gözü hoş gelen, <laughs> yani bir şeye karşılık isteyen. Ama bunların çoğunluğu da Afrika kıtasından gelen göçmenlerin başlangıcı gibi falan da olduğu da anlatılıyor. Ee, bir başka şey kültürle ilgili, yani o roman kahramanı söyleyince aklıma geldi şimdi hatırım, e, hatırladım. Ee, mesela Ahmet Mithat Efendi Avrupa'da e, Paris'e gezerken bir bibliotek yani milli kütüphaneye gidiyor. Şimdi milli kütüphaneyi geziyor. Ee, kütüphanenin içerisinde bir basma, kitap basma bölümü var. Ahmet Mithat Efendi orayı broşür zannediyor. Ee, bir şeyler basıyorlar. Diyor ki işte bu broşürden bir tane de ben versem, ben alsam falan. Adam diyor ki bu 50 cilt katalog. Hangisini istiyorsunuz? Ahmet Mithat Efendi Avrupa'da en çok mahcup olduğum yer burası diyor. Yani bir kütüphanenin içerisinde kitap basımının Matbaa e, olabileceğini, yani. matbaanın olabileceğini tahayyül edemiyor. Yani e, Avrupa kültürünün temelinde bunlar var. Kütüphane. Yani bizde de e, yani bu, o yüzyıl bakımdan mukayese ettiğimiz zaman biz bu noktada böyle e, 12 saat, 24 saat açık 19. yüzyılda kütüphanemiz yok. Kitap basımlarımızın sayıları belli. Orada e, kütüphaneler var, üniversiteler e, şekillenmiş, branşlaşma var. Ee, bizde henüz e, 19. yıl sonra o liseler açılıyor ama birkaç tane sayısı belli merkezlerde liseler açılıyor. Bunun bir başka bir bağlamda örneği olarak söylüyorum. Yani kültürel anlamda Seyfettin Özöge var. 35 bin yazma eseri. 1960'lı 70'li yıllar rahmetlik merhum hocam Orhan Okay'ın silik fotoğraflarına bahseder. Hocam da hayattayken görmüş. Yani kendisinden de dinlemiştim. Kütüphanesi zaten Erzurum'da değil mi? Erzurum'a. Şöyle adam o 35 bin kitabayı kendi imkanıyla Erzurum'a bağışlıyor. Kamyonu kendi sıtıyor Karşılığında da bu kitapların indeksini çıkartılıp katolonun kendisine verilmesi. Yani adam hayattayken yapılmıyor bu. O kadar uzun bir sürede. Şimdi 100 yüzyıl bakımdan bahsedersek işte bu anlamda ister istemez Avrupa önde tabii ki, belirli anlamda. Hocam şöyle bir şey anlatayım ben. Bu da kendi kendi başımdan geçen bir şey. Veya kendi tecrübem diyeyim. Bu Moritanya'da Şınkıt diye bir bölge var. Bir e, Moritanya'nın içlerinde ama aslında tarihte çok önemli bir kültür e, merkezi. Hmm. Yani önemli e, okullar, medreseler açılmış, e, ciddi birikim oluşmuş ve orada yazmalar var. Yazmalar da böyle ilkel şartlarda kerpiç odalarda evler evlerde insanların kendi evlerinin bir odasında falan muhafaza yazmalarda da muhafaza ediliyor. Böyle e, yani ee, ambarın kapısı açılıyor içerisi loş e, e, kerpiç duvarların içinde e, raflarda kitaplar böyle dizilmemiş üst üste konmuş falan Hayır. muhafaza ediliyor dedim ki burada ne var acaba dedim ki, e, Şınkıt yazmaları Moritanya'ya Türkiye'den gitmek için e, başkenti Navakşot'a e, direkt e, te, uçak bile yok bilmem nereye iniyorsun oradan aktarıyorsun oradan da Şınkıt'a 10 saat Karayolu'yla gidiyoruz. Bugünkü imkanlar. Bugünkü imkanlar. Dedim yani olacak şey değil bu. Ama yine de merak ettim. Acaba bir kataloğu var mı diye. 1910'da iki tane Alman müsteşrik kataloglamışlar hocam. Schinkert yazmalarını çalışmışlar. 1910. Yüz <laughs> yıl sonra <laughs> abi biz nasıl gidilir diye düşünürken adamlar iki ciltte e, oradaki yazmaları kataloglamışlar. Şimdi haliyle 1850'de Ahmet bir tat gidince haliyle büyülenecek yani değil mi? Tabii. Bir de şöyle, şöyle bir şey. Onlara biz borçluyuz hocam. Şöyle. Hakikaten elimizde bu sayede e, bir Osmanlı insanının İstanbul'dan gidince neyle karşılaştığını onlar sayesinde öğrenebiliyoruz. Kesinlikle e, Ahmet Mithat Efendi'nin e, seyahat namesinde Avrupa'da bir civarında fotoğraf yok ama 1891'deki Ahmet İhsan Tokgöz'ün seyahat namesinde fotoğraflar da var. Yani o İsviçre'deki e, dik o dağlara tırmanın e, tren yolculuk onlar da yolculuk da yapıyor şeyi mesela bir başka şey Ahmet İhsan'da o daha günü gününe oteller var. Hangi ülkeye gidecek otel var. Posta telgraf posta sistemi oturmuş. İstanbul'dan mektup yazıyor işte önümüzdeki hafta İngiltere'de Londra'da şurada olacağım adresim şu. İstanbul'daki Servetifun'un dergisi oraya gidiyor. Her hafta geliyor. Hatta bir adres karışıklığı oluyor. Bir yerde birikiyor şeyleri. Her otelin görevlisi var bugünkü yer. Yani modern dünyada nereye gitse karşılaşacağız. Ahmet İhsan'ın çantalarını alan, odasını yerleştiren. Mesela bunlar o yüzyıl için söylersek, bahsettiğimiz dönemle ilgili henüz bizde yok. Yani nereye, ne zaman gidecek, ne kadar sürede gidecek. Veya e, işte en önemlisi zaman kavramı. Ahmet İh, Ahmet Mithat Efendi İsviçre'de saatleri yürüyor. Aman Allah'ım diyor zaman değişmiş rak diyor saate dakika diyor saliseleri ölçüyor. Diyor. O saatlerin içerisindeki farklı şeyleri görünce şaşırıp kalıyor. Halbuki zamanı taksim etmez, zamanı kullanma ağırlık olarak. Bu toplumun, doğu toplumunun planlaması belli bir e, ibadete göre şekillenmiş bir zaman dilimi varken yani 100 yıl 19, 18 19'undan geldiği zaman yani bir saat oturacağını bir saat daha otur yani bir kıymeti harbiyesi yok. Bir yere mi gideceksin? Yani Teran 10 saat mola verir. Bir şey bozulur yani Erzurum'a yolculuk yapacaksan işte e, e, diyelim iki gün, üç gün. Yani 1895 şimdi aklıma başka bir şey geldi. Bu Halide Edip adı varın. O hocası da olan Patrick Mary Mills. Amerika'ya gidince bunun üzerine konuşmuştum. Şeyde Boston şehrinde Massachusetts'te kalıyor kadın. Daha sonra 1926 yılında Halide Edip Amerika'ya gidip evinde ziyaret ediyor hocası. Bu kadın 1895 yılında 21 yaşında hocam Erzurum'a geliyor. Erzurum'daki bir Amerikan kolejinde hocalık yapıyor. 21 yaşında. Bastından İstanbul'a geliyor. İstanbul'dan Trabzon'a. Trabzon'dan Erzurum'a 5 günde filan gidiyor atlar üzerinde. Onu hatıralarında yazıyor. Sonra 24 yıl Üsküdar Amerikan Koleji'nde sonra Robert Koleji'nde hocalık yapıyor. 1920'lerin sonunda da dönüyor. Mesela bu Erzurum'daki köylerin tamamını geziyor hafta sonları. Kendi hatıratından bahsediyor. Şimdi bunun ulaşımından anlayınca 1895'te İstanbul'dan Trabzon'a bir haftada gittiğine göre yani İstanbul'dan Samsun'a yanılmıyorsam Samsun'dan işte Ordu, giriyorsun böyle belli yerlerde o gemi içerisinde hayvanların falan da olduğu bir gemiden bahsediyor. Bir haftada yaklaşık gidiyor şey. Ne zaman? Ahmet Mithat'ın veya Ahmet İhsan'ın yolculuğundan 4-5 yıl sonra. Şimdi burada bu var. Orada işte e, Trieste'ye ya da e, Marsilya'ya indikten sonra tren yolculuğu Stockholm'a kaç günde gideceğin hesabı var. Şimdi o fark kapandı yani siz soruyla evet. bağlantı bu yüzden. Evet. Aşağı yukarı son bir örnek olsun. Bir arkadaşımız 85'lerde falan herhalde gitmiş yani anlattığı daha sonra 2000'li yıllarda anlaştı. Almanya'ya gittim demişti Berlin'e inmiş. E, 80'lerde yani şu anda hoca o, o arkadaşımız. Ya inince herhalde şehir böyle bir şey. Şimdi İstanbul'un 1980'lerde havalandı ben bilmiyorum ama işte o arkadaş gördüğünüz için. Birkaç yıl önce bir daha gittiğimde ya acaba ben o zaman gençtim. Gözüme öyle gözüktü? He, bana mı öyle gözüktü? <laughs> yoksa biz mi çok geliştik de fark kapandı gibi bir cümle e, kurdu arkadaşımız. Yani e, Bunu siz, bir yüzyıl geriye götürürsek o farkın nasıl hayır, olduğunu hayır, yani O farkın şeyi sorunuzla Peki, da bana peki hatta, hocam, daha Şeyi merak ediyorum. Bu, bütün bu romancılar arasında Avrupa'ya gidenler, orayı anlatanlar, mukayese anlatanlar arasında biz en çok bu hayranlıkla dolu olan kimi buluyoruz? Kimler var böyle? Yani Ahmet Mithat'inkini siz dengeli olarak gösterdiniz. Yani evet anlatıyor ama aynı zamanda eleştiriyor. Objektif oluyor. Doğrusunu eğrisini, güzelini, çirkinini birlikte veriyor falan. Yani objektif bir olması gerektiği gibi bir tasvir sunuyor bize. Ama kim var böyle yani tamamen büyülenmiş olan, büyülenmiş bir şekilde yazan ya da böyle kimse yok mu? Ee, şöyle, e, önce romana geçmeden Seyahatname'de Ahmet Mithat Efendi ile Avrupa'dan ne gördümü, ne gördüm latin alfabesiyle Osmanlıca yazarken ne gördüm de sonradan eleştiri konusu da oluyor yani evet. Avrupa'ya hayranlıkla bakma noktasında. Ahmet İhsan'da böyle tam bir hayranlık olduğu belli. Çünkü o kendi imkanıyla gidiyor. 23 yaşında gidiyor. Yani Ahmet Mithat'a göre çok daha genç gidiyor. Onda büyük bir hayranlık var. Ama bizde Avrupa algısı 19. yüzyılda ağırlıklı olarak var olan bir şey. Yani ikinci Meşrutiyetten sonra ya da Cumhuriyet dönemine geçtiğimiz zaman her alanda büyük bir değişim. Şey süratli oluyor. Yani Avrupa'ya entegre olma ya da. Modernleşme şeyi daha süratli olduğu için ağırlık olarak 19. yüzyıldaki romanlarda bu öykünme ya da Avrupa üstü görme var. Ee, yani Ahmet Mithat Efendi de böyle dengeli, e, evet dengeli ama de yani Araba sevdası romanında Recaizade'de okuduğumuz zaman e, romanın kahramanı yerli, e, toy bir delikanlı. E, yani işte ilk defa e, mesela mezarlığa gözlük takarak gidiyor aldatılmış. E, e, yani e, bir cenaze e, olmamış bir şey anlatılıyor ama kendisi gidiyor ilk defa mesela bir roman kahramanı gözlük takarak mezarlığa çiçek götürüyor. Mesela bu örnek bugün için garipsenecek bir şey yok ama yüzyıl yıl için garipsenecek bir şey. Ya da e, yani Hüseyin Rahman'ın 19. yüzyıldaki romanların başındaki şık romanı gibi, mürebbiye gibi e, romanlara baktığımızda tamamen Avrupa'yı e, öne çıkartan burayı e, ne diyeyim ikinci planda kalan romancı e, ya da romanlar olarak bakmak görmez <laughs> mümkün. <gülüyor> Şimdi bu şey de yapalım mesela hmm. e, onu da atlamamış olan çok bilinmez ya da e, tabii ki edebiyatçılar bilir ama Turfan'da mı Turfan mı, mı romanı. Mesela o da tamamen Avrupa görmüş ama ayağı bu coğrafyaya basan yani bu coğrafyanın Osmanlı toplumunun eğitimle e, kalkınmasını, gelişmesini sağlayacak tezli bir roman olarak olduğunu da turfanda mı turfa mı hmm. romanın başlığı e, budur e, o roman da böyledir. Şimdi aynı dönemde yaşamalarına rağmen onlarla çağdaş olmalarına rağmen hani vaktimiz azaldığı için bu Filibeli'ye girmek isterim Filibeli başka bir yol tutuyor e, yani aslında o günün e, çağdaş düşünce akımlarıyla hesaplaşmaya çalışıyor İşte materyalizmle hesaplaşmaya çalışıyor mesela e, bu, bunun için yayınlar yapıyor. Çok ilginç o orijinal bir adam. Yani Filibeli Ahmet İlmi'yi biz e, şimdi artık biraz daha e, iyi tanıyoruz ama siz ilk e, Yüksek yüksek çalışmasını yaptığınız zaman, Hikmet gazetesi evet. üzerine yaptığınız zaman eee işte e, Aman Kayali biraz biliniyordu. Aman kayal her ne kadar daha önce yayınlanmış olsa da yani e, 1960'larda, 70'lerde basılmış olsa da çok sınırlı bir e, kesime ulaşmıştı. Mesela ben şey hatırlıyorum. Ahmet Gürtaş Hoca'nın, Rahmetli'nin Konya'da e, Amal Kayali sadeleştirdiği, güzel bir sadeleştirmedir. E, ve Konya'da bastırdığı e, bir e, versiyonu var. Mesela o Konya'da e, çok yakın zamanlara kadar bulunabiliyordu. Yani şeyde, depolarda, orada burada bulunabiliyordu yani. Veya tercümanda çıkan bir Amal Kayal e, hazırlığı vardı. Çok popüler değildi ama bugün Aman Kayal artık bir modern klasiğe dönüşmüş durumda. Filibeli artık daha iyi tanınıyor. Filibeli bu donanıma hani onlarca kitap, onlarca dergi, gazete çıkarmış, yazmış, birkaç dilde yazıyor, birkaç dilde takip ediyor, okuyor falan. Ve 48 yaşında hayatın, hayata veda etmiş bir üründen bahsediyoruz. Filibeli nasıl yetişmiş yani bu donanım nasıl elde etmiş? Onu insan merak ediyor. Ne dersiniz? Gerçekten ilginç bir isim. Filibeli Ahmet Hilmi. Ancak bu toplumda ya yani da okuyan insanın bu toplumun insanın hakkını da teslim edelim. Geç de olsa fark ediliyor. Son çeyrek asırda yani son 20-22 yılda 25 yılda üzerine yani 2000'li yıllarda 2-3 tane doktora yüksek lisans tezi varken bugün 20'yi aşmış vaziyette üzerine yapılan çalışmalar neredeyse e, yaptığı çalışmaların tamamına yakını yayımlandı. Tamam. Kendi tam, kendi eserleri evet, bitti mi? tam bitmedi. Tam bitmedi ama eee Amak'ı hayalin dışında bugün İslam tarihi e, Allah'ı inkar mümkün mü? E, nebimizi bilelim. E, aşağı yukarı 40'a yakın müstakil kitabı var. 40'a yakın. Kendisinin yazdığı e, dergi sayısı 14. Kendisinin ...sahibi olarak çıkarttığı dergi sayısı 7 Filipe'li Ahmet Hilmi bunların tamamını da... ...1908'de vefatına kadar altı yıllık bir süre içerisinde yapıyor. Altı yıllık süre içerisinde hikmet matbaasını kuruyor. Yani bu çıkarmış olduğu dergi ve gazetelerin tamamını... ...yani dergilerin içerisindeki yazıların tamamını da kendisi yazıyor. Darülfünün de kısa bir süre var. hocalık da yapıyor... Şimdi Ahmet e, Filibeli Ahmet Hilmi'nin yetişme ortamına baktığımız zaman Galatasaray Lisesi'nde okuduğu söyleniyor ama ben Galatasaray Lisesi'nin arşivinde Filibeli Ahmet Hilmi ismini bulamadım. Ama Ahmet Hilmi Efendi iyi bir Fransızca biliyor, Arapça biliyor, Farsça biliyor. Zaten yazdığı eserlerin literatüründe de bu var. E, bu ikinci meşrutiyetten sonra e, onlar önce Filibeli'yi asıl yetiştiren şeylerden birisi 1901-1908 arasında 8 yıl Fizan'da, Fizan'da sürgünde kalıyor. 2. Abdülhamit döneminde. Ee, yani, Sürgün sebebi muhalif olması. Muhalif olması. Muhalif olması. Ee, Fizan, ben bir ara bakmıştım. Fizan'a sahilden Fizan'a 45 günde gidiyorlar deveyle. Yani ancak orada da boş durmuyor. Türkçe öğretiyor kendisinin oradaki çevrelerle kültürel çevrelerle tasavvufi çevrelerle ilişkileri oluyor. Dündükten sonra hiç evlenmiyor hayatı boyunca. Ee, evlen yani eee anlatılanlara göre Ahmet Bita şeyin Filibeli Ahmet Hilmi'nin odasının arkasında bir dünya ağırlıklı olarak merkezinde e, Osmanlı ve Orta Asya coğrafyası var. E, ve gelenin gidenin eksik olmadığı e, bir e, yazıhane düşünün. Bir de şaşırtıcı derece, biraz önce konuştuk ama konuyu ikinci meşhur sonrasına gelirsek İstanbul'da basılan bu dergi, ya cevaplardan anlıyoruz. Bir hafta sonra Bosna'dan, Romanya'dan, Kırım'dan, Bahçe Saray'dan mektuplar geliyor. Yani mektubunuz bize ulaştı. Şey, dergi Hikmetin ulaştı. Şu sayısındaki şununla ilgili bir soru-cevap söylüyor. Yani hızlı da bir ağ var şeylerin e, ile Ahmet Hilmi'nin e, esas merkezindeki şey belki bugünün de sorusu ilk baştaki sorumuza dönersek tırnak içinde kah derical diyor. Yani bu yüzyılın esas sorunu yetişmiş adam sorunu. Yani dil bilen, dünyayı tanıyan, kendi değerlerini bilen, ülkesini seven, e, gittiği ortama değer katan insan kıtlığı. Yani ağırlık olarak bahsettiği şey bu aradan 100 yıl geçti ne kadar bu kahde ricali karşılıyoruz muhtemelen büyük bir gelişim içerisindeyizdir ama hala temel sorunlardan birisi ve Ahmet ilmi özellikle ikinci Meşrutiyet döneminde amaka hayalle bağlantılı olarak batıda yaygın olarak ortaya çıkan materyalist yani dini temelli bir düşünceyi geriye iten bir anlayışı karşı verdiği cevaplarla da öne çıkan bir isim. Ee, psikolojiyle e, uğraşıyor, felsefeyle uğraşıyor. Psikolojiyle uğraşıyor, felsefeyle uğraşıyor. Mesela Amaka hayal bizim edebiyat tarihimizde içerisinde dini bir motif kullanmadan, mi anlatan, metafizikten bahseden ilk roman. Yani aynalı dede romanın kahramanı biliyorsunuz. İşte aynaya bakıp kendinizi görüyorsunuz. Çok orijinal, çok orijinal. Yani, hala çok orijinal bir romandır. Hakikaten yani. hala orijinal. Kurgusu e, kurgusu hakeza öyle verdiğim mesajlar öyle bir mezarlıkta yani aynaya bakıp kendini sorularla tabii de, bir, bir derinliği yol, var yani felsefi derinliği var. Felsefi bir derinliği var. içe yolculuk var. Evet. İnsanın özüne dönüşü. 1908'de dönüyor İstanbul'a. Sizin dediğiniz bu herhalde 65 doğumlu. Evet. 1908'de Fizan'dan dönüyor. Fizan'dan. Sonra dönüyor. vefatına kadar arada bir eee 6 yıl. yıl var. Evet. Bütün bu hadise 6 yılda bu gerçekleşiyor. Kırk, yaklaşık 40 yıl kitap bu e, e, 14 dergide yazıyor. 7 dergi müstakil kendisini. Hikmet iki defa açılıp kapanıyor. Ki e, birisi biri 84 sayısı, biri 112 sayı. Hikmet için söylüyorum. Dönemin Mehmet Akif'in baş yazar olduğu Sırat-ı Müstakim Sebil Reşat'la beraber en önemli e, kültürel merkezi dergilerden birisi. Yani içerisinde e, Ahmet Hamdi Akseki gibi e, ne bileyim Şerefettin Yaltkaya gibi e, Orta gelme Ahmet Ağoğlu gibi önemli isimler yazıyor. Yani bugünkü anlamda e, fikri ayrılıkların yani fikri ayrılık değil mi? Düşünce bazında bir şey de yok. Yani her insanın merkezinde olan bir şey. Bütün şey e, vatanın, ülkenin kültürel anlamda katkı, e, gelişmesine, katkısına daha doğrusu adam yetiştirmeye e, kültürel seviyeyi yükseltmeye yönelik e, faaliyetler. Şey biliyor musunuz? Tirajı biliyor musunuz? Hikmet'in tirajını. Hikmet'in Hikmet Hikmet traji, yani e, o da ilginç. Bugün ki bu kadar lise, üniversite eğitim seviyesine rağmen Hikmet'in mesela şeylerinden Mersin'den mektup geliyor. Diyor ki bize derginiz ulaşmadı. Diyor ki bu sayının baskısı bitti. 8 bin lira, 12 bin lira kadar çıkıyor Çok baskılar. Kadar yani var. 1908'de 10'lu yılları hemen devamında derginin devamında Balkan Savaşları'nın başladığı yıllardır. Şeyi, o yıllarda bu 6 bin lira, 8 bin lira yani 2 bin ortalama baskısı 2500 3000 bin ama bazı sayılarında e, olan şey ek sayılar çıkartıyor. Onlar dörder sayfa. E, onlar birazcık daha fazla basıyor. Aynı sayıları tekrar basıyor talep üzerine. E, şaşırtıcı yani okuma yazma oranının e, ne kadar olduğunu düşünürsek şimdi oran vermiş olan yani yüzde onlarda, on üçlerde olduğu bir ortamda bahsediyoruz. E, ilginin i̇lginin ya da dergilerin, gazetelerin yani kendisi gazetede dediği için söylüyorum. Haftalık olduğu için dergi dememiz lazım. Hikmet'in bu kadar yaygın olması, benzer şekilde Sırat-ı Müstakim Reşat için tabii, de geçer. Tabii. Yani iki dergiyi mukayese ettiğimiz zaman toplumun büyük bir ilgisi var. Yani sadece o dergide bir kişi okumadığını düşünelim. Yani kasabada, mahallede, köyde bir kişi almışsa etrafında köydeki 10-20 kişinin onu okuduğunu düşünen tıpkı romanlarımızda olduğu gibi. Olduğu gibi. Ee, şimdi bu Fizan dediniz. Fizan ben şöyle anladım bunu veya tahmin ediyorum. Fizan'daki sürgün yıllarında 1901'den 1908'e kadar o 7 yılda muhtemelen bu birikimi sağladı. Yani elinde muhtemelen notlar vardı, hazırlıklar vardı. Geldikten sonra bu notları düzenleyerek işte yayın hayatına soktu falan gibi anlıyorum ben. Yani çünkü o 7 yıl uzun bir süre Arapça öğrendiği, çünkü kitapların bir kısmı Senusilik üzerine, ee, ...yine Kuzey Afrika ile alakalı çalışmalar var, İslam tarihi ile alakalı çalışmalar var falan... ...bunlar aslında biraz sanki Fizan'daki birikimle sağlanmış gibi de geliyor bana. Ee, Bunu kestirebiliyor muyuz veya kendisi söylüyor yani, mu bilmiyorum. Yani belki başka edebiyatçıların sürgüne gönderilen, e, kaçan edebiyatçılara da baktığımız zaman... ...yani normal şartlarda e, sürgüne giden e, ya da hapse düşen insanların o yüzül için aslında kültüre şeyden biraz kopmuş olması gerekiyor. Yani haklı olarak döndükten sonra bu kadar bir birikim sağladı ki kısa sürede bu kadar bir şey yazabildi ya da tek başına. Ee, bence de yani o 8 yılı çok iyi değerlendirdiği kanaatindeyim. Ahmet Filibeli e, Ahmet ilmi daha önceden bir birikimi var. Yani 1900'lü yıllara kadar o genç yaşında çok okuma yaptı, birikimi yaptı. Bu sürgünde de hem dil Fransızcasını ve Arapçasını geliştirdi. Hem de okumalar yaptı. Yani Fizan'da kaldığı şeyden neticede bir kariyede, bir köyde kalıp tek başına yaşamıyor. Yani bir ilim heyetinin. Çünkü oradaki çocuklara Türkçe öğretiyor. Türkçe öğretmesi için elinde materyallerin olması, olması lazım. lazım bir metodoloji var. mı? Bence de çok iyi değerlendirdiği. Döndükten sonra çünkü hem bir taraftan okuyor hem bir taraftan yazıyor. Yani şimdi dönüp sadece bir roman ya da hikaye yazsa belli bir alandan beslendiğini anlayacağız. Ancak Hazret... Hem tasavvufla ilgili eserler yazıyor. Hem tiyatro eseri var. Aşkı Bala gibi yine mistik bir şeyi. Tiyatro yazıyor. işte İslam tarihi yazıyor. E yani ne bileyim psikolojiyle ilmi ahvalı ruh diye psikoloji ki içerisinde kitabın içerisinde hem bu kitapta İslam tasavvufunda hem de onun içerisinde Fransız kelimelerin Fransızcaları da vardır. Sadece onlar değil kavramları kavramlas, kavramlaştırırken yani yerli kavram tasavvufla ilgili literatür kullanırken onların Fransızca karşılıklarını, karşılıklarını da buluyor. Aynı zamanda içerisinde Batı'da o düşüncenin önde gelen Bühner gibi, ne bileyim Freud gibi isimleri de biliyor. Onlar şöyle düşünüyor ama bu kültürde karşılığı şudur ya da derinliği budur gibi. onun Yani yabancı isimler de var tamamı. Yaşadığı yüzyılın önemli felsefeci isimleri. Ee, yani orijinal, e, çok yönlü, meraklı ve her alanda e, koşturmuş. Bayağı koşturarak yazmış. Çok orijinal birinden bahsediyoruz. Elimdeki de e, sizin Ahmet Hilmi'den yaptığınız bir çalışma Tasofi İslami ve Fünun İcadi'de ve felsefe. Evet ilk o, defa Büyük yayınlarında Hikmet Gazetesi'ndeki yazılar Hikmet değil mi? Hikmet Gazetesi'nde tefrika edilmiş. Muhtemelen Darülfünun'da ders notu olarak okutulmuş. Çünkü bir metodolojisi var belli bir sıra var. Tasavvuf tarihi var. Tasavvufun temel kavramları var. Tabi bu bunlarla ilgili başında uzun bir batı e, felsefecilerinin, batı düşünürlerinin İslam felsefesine ya da İslam tasavvufuna getirdikleri eleştirilere uzun bir bölümde cevap var. Hmm, evet. Yani e, o bölümü baktığınız zaman Filibeli Ahmet İlmi'nin e, boş ya da temeli sağlam olmayan birisi olmadığını e, güçlü yetiş, kendisini güçlü yetiştirmiş alanı iyi bilen bir isim olduğunu Evet, e, onu görüyoruz. anlayabiliyoruz. E, bu bugün Bulgaristan'da kalan Filibe'de doğmuş. Ben de 2003 yılında gidip Filibe'yi ziyaret etmiştim. Plovdiv şehri. Yani tabii o doğduğu zamanki coğrafyada e, böyle bir sınır arada bir mesafe yok ama güzel bir şehirdir. Osmanlı bakiyesi olan içerisinde bugün Osmanlı e, camilerinin olduğu güzel bir şehirden e, lakabı da Filibeli de oradan geliyor. Evet. Hocam çok sağ olun, çok teşekkür ederiz Biz ifade ettiğimiz ediyorum. bir e, sohbet oldu e, 19. yüzyılın e, aydınlarının e, bu, bu, entelijansiyanın dünyasını veya bu dünyadaki Avrupa imgesini Avrupa ile hesaplaşma e, hayranlık karşıtlık arasındaki bütün bu gerilimlerden ve karşılaşmalardan doğan e, e, temsiliyeti konuşmaya çalıştık. Buradan oluşan bu imgeyi konuşmaya çalıştık. Çok sağ olunuz, var olunuz hocam. Çok Biz teşekkür, de, ederiz. Kardeşim. Ayaklarınıza sağlık. Çok sağ olun. İdibar söyleşilerinin e, bu bölümünde e, doçent doktor Ahmet Koçak hocamız konuğumuzdu. Yeni bölümlerde yeni konu ve konuklarla karşınızda olmayı ümit ediyoruz. Hoşçakalın.